Sen ne yaptın İsmail? Yoksa konuşmak için güvenli mi? Tabii ki. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl itiraf edersin? Ya sen ne yaptın? Ben yapmadım. O yaptı. Hali ikimizi de yakaladı. Yakalansak ne olur biliyor musun Beril? Biterim ben. Biterim. Hayatım biter benim. Ticari hayatım, aile hayatım. Hiçbir şey kalmaz. Ne şirket, ne aile. Ben her şeyimi kaybederim. Her şeyi. Ya aynı şeyleri söyleyip durma artık. Ya benim de sinirlerimi bozuyorsun. Özgürlüğümü, Beril. Özgürlüğümü kaybederim. O Allah'ın cezası oğlumun yediği yüzünden... Ben şimdi hapis mi yatacağım? Her şeyi biliyor diyorum sana, anlamıyor musun? O gece, o Allah'ın cezası gece çiftlik evinde ne konuştuysak... bir film izler gibi hepsini izlemiş. Beni bitirdi. Ama sıra sende. Senin de biletini kesecek. Yok. Bu Hale'ye göre değil. Hale'nin tarzı bu değil İsmail. Ben bile tanıyorum bu kadını. O hiçbir zaman elindeki kozu masaya sürmez. Hem de bu kadar kritik bir kozu. Yani tarzı değil. Hale elindeki sopayı asla göstermez. Cebinde saklar İsmail. Üstelik komşu çocuğu sayesinde oğlunu kurtarma şansı hiç olmadığı kadar yükselmişken. Bak. Senin karın elindeki o kozla beni ayağının altında ezer geçer. Seni kölesi yapar ama kocasını üçüncü sayfaya düşürüp dışarıda kasıla kasıla gösterdiği o pırıltılı vitrinini tuzla buz etmez. Bu işte bir tuhaflık var. Hale bir ihanetle yıkılacak bir kadın değil. Bu onun intikam tarzı değil. Sen ne yaptın bu kadına? Karın senden neden bu kadar nefret ediyor? Senden niye nefret ediyor? Senden niye nefret ediyor? Çünkü nankör. İkisi de nankör. Ben ne yaptıysam soyuma, soyumun adına yaraşı bir erkek evlat yetiştirmek için yaptım. Babamdan ne gördüysem onu yaptım. Gerçek bir erkek olsun diye, adam olsun diye yaptım. Ama olmadı. Neden? Çünkü Hale yüzünden olmadı. Anası yüzünden olmadı. Yani sadece karın değil, oğlun da senden nefret ediyor. Beş para etmez. İsmail. Bak bana biraz daha açık olursan... belki hiç olmazsa oğlun... Niye benim üstüme geliyorsun? Hı? Niye benim üstüme geliyorsun Beril? Oturup burada sana evliliğimi, karımla ilgili problemlerimi mi anlatayım? Hayır, mahkemede işimize yarayacaksa anlatayım. Ama bu saatten sonra hiçbiri benim işime yaramaz Beril. Çünkü ben bittim. Bittim. Bana iki seçenek sundu. Ama aslında bir seçenek sundu. Öyle de kaybedecektim, böyle de kaybedecektim. Ve sonunda kaybettim Beril. Her şeyimi kaybettim. Daha hiçbir şey bitmedi. Bak, İsmail, sakin olacağız. Tamam mı? Panik bizi her zaman geriye götürür. Adım adım gideceğiz. Adım adım nereye gideceğiz Beril? Hı? Yolun sonuna mı? Ben sana daha havlu atmadık diyorum. Hala bir ışık var diyorum. Komşu çocuğu var. Bak, o çocuğu öyle bir anda yakaladık ki... elimize öyle bir güç, öyle bir malzeme verdi ki... İsmail, o çocuk bizim en büyük şansımız. İsmail, beni dinle. Komşu çocuğu bizim can simidimiz.
Eğer onu yakalamasaydık Hale elindeki o güçle bütün suçu senin üzerine yıkacaktı. Ama şimdi en azından suçun büyük kısmını üzerinden atma şansın var. Büyüğü, büyüğü küçüğü. Yani kötünün iyisini seç diyorsun öyle mi? Tıpkı Hale gibi konuştum Delil. Tıpkı Hale gibi. O da cehennem. Bu da cehennem. Sen bana sadece ateşin harını seç diyorsun. Komşu çocuğu kızı dövdü. Sen de attın.